Şimdiye kadar iki bölüm boyunca anlattığım hikayelerin çoğu atalarımızın Afrika kıtasındaki yaşam mücadelesinin küçük bir yansımasıydı. Bu kıtada milyonlarca yıl süren doğal seleksiyondan geriye en güçlü Homo erectus'un kaldığı düşünülüyor. Homo erectus 1891 yılında Egoenes Dubius tarafından keşfedildi. Diğer ön insan türlerinden çok daha erken bir tarihte keşfedildiği için de ilk dik duran insan olduğu düşünülerek ona dik yürüyen insan anlamına gelen Pithecanthropus erectus ismi verildi. Dubius bu fosilin yaşayan insan ve diğer maymun türleri ile biyolojik olarak yakın olduğunu düşündü. Bu iskeletleri karşılaştırarak modern paleoantropolojinin temellerini attı. Homo erectus'un sırlarını yıkıp dünyayı keşfettiği yıllar tahminen 1 milyon yıl öncesine dayanıyor. Bu türün 1.8 milyon yıl öncesinden 400 bin yıl öncesine, hatta Java gibi bazı bölgelerde 27 bin yıl öncesine kadar da yaşadığı düşünülüyor. Homo erectus'un uzun ömürlü olması, çeşitli bölgelere yayılması ve kolay adaptasyon yeteneği onu fosil kalıntılarındaki en başarılı insansı türü yapıyor. Dünya genelinde bulunan fosilleri ve aşölyen taş alet teknolojisi Homo erectus'un yakın ve uzak doğudan Avrupa'ya kadar ulaştığını gösteriyor. Homo erectus bu taş aletleri neredeyse milyonlarca yıl ufak değişikliklerle nesiller boyu kullanmaya devam etti. Hatta 2020 yılında Science.org'da yayınlanan bir makaleye göre Etiyopya'da bulunan kafatası fosilleri ve hemen yanındaki birbirinden farklı kültürün eserleri olan taş aletler Homo erectus'ların dönem dönem eski Oldowan ve yeni aşölyen taş aletleri birlikte kullandıklarını gösteriyor. Bu taş avcılık teknikleri ve beslenme kültürünün yavaş da olsa bir sonraki kuşaklara aktarılmaya devam ettiğini de kanıtlıyor. Kültürel değişimlerin en keskin örneğini Pekin insanının da yaşadığı Pekin yakınlarındaki Zokodian mağarasında bulunan küle dönmüş büyük hayvan kemikleri ve kömür kalıntılarından biliyoruz. Bu artık ateşi kontrol altına aldıkları ve beraberinde büyük hayvanları avlayarak beslendiklerine dair en net kanıtlardan bazılarını oluşturuyor. İspanya'da bulunan taş aletler fil, gergedan, zürafa, hatta sırtlan gibi büyük hayvanların kemikleri bu insanların taş aletleri kullanarak bu hayvanları öldürdükleri ve beslendiklerini de gösteriyor. Tabii ki sonuçta o tarihe gidip göremeyeceğimiz için bunlar bulunan kanıtlar ışığında ortaya çıkan bazı düşünceler. İnsanlar bu hayvanları avlayarak öldürmemiş, bir şekilde ölmüş olan bu hayvanların leşlerini taşıyıp taş aletleriyle parçalayarak yemiş de olabilir. Avcılık mutlaka bir şekilde hep vardı. Fakat ben burada klan içindeki ve hatta klan dışındaki diğer erkeklerin bir araya gelip kendi aralarında planlar ve görev dağılımları yapıp pusular kurup iş sürerek dayanışma içerisinde gerçekleştirdikleri profesyonel bir organizasyondan bahsediyorum. Çünkü 100 bin yıl öncesine kadar insanların büyük hayvanları örgütlü bir şekilde avladıklarını biliyoruz. Ama özellikle 500 bin yıl öncesinde bunu başarabiliyorlar mıydı? İşte bundan pek emin değiliz. 2020 yılında Science Direct'te yayınlanan bir makaleye göre Homo erectuslar 5-6 saatten fazla bir süre boyunca su içmeden avlanabiliyorlardı. Bu gibi avantajlar grup halinde hareket eden ve bir hayvan sürüsünü devamlı takip eden Homo erectus klanları için stratejik bir önem taşıyor. Su kapları olmadığı için suyu yanlarında taşıyamadıkları, çok sıcak güneşin altında saatlerce av peşinde koşturmak çok zor olmalıydı.